Merhabalar, FK Tarot'a hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 7 Mart haftası tarot açılımı yapacağız tüm burçlar için. Hemen ben niyetimi alıyorum. Açılıma başlıyorum hiç zaman kaybetmeden. Niyet ettim ay kanalından. Tüm burçlar için. Hadi bakalım. Koç burcuyla başlıyoruz. Sevgili Koç burçları, 7 Mart haftası tarot yorumu. Koç burcu, 7 Mart haftası tarot yorumu. Hadi bakalım. Koç burcuna neler olabilir? O kuponlusu bir tamamlanma sevgili Koç burçları. Bir tamamlanma, işte tamamlanma, aşkta tamamlanma, eğitimde tamamlanma. Kariyerde tamamlanma, bir araya gelme sevgili koç burçları. Havada aşk kokusu da olabilir, aynı zamanda bu ortaklık da verir. Herkes kendi gündemine göre alsın. Sevgili koç burçları, bakalım. Ve kader çarkı sevgili arkadaşlar, kader çarkı geldi. Koç burçları çok güzel kartlarınız geldi. Yani burada bir tamamlanma, burada bir birleşme, barışma, küsseniz tekrar bir araya gelme, kader sizi tekrar bir araya getirme gibi durumlar söz konusu burada. Sevgili arkadaşlar, birlik, beraberlik ve aynı zamanda tekrar bir araya gelmek, tekrar duyguların birbirine denk gelmesi ve paylaşılması sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bugün Jüpiter ve Jüpiter Güneş'le kavuşum yapıyor. Jüpiter kartı geldi aynı zamanda burada. Kader çarkı çıkınca aklıma geldi. Ve bu da hepimizin hayatlarına güzel şanslar, bereketler getirecektir. Bugün dileğinizi, duanızı, neler diliyorsanız, neler dua ediyorsunuz evrene ve sisteme gönderin sevgili arkadaşlar. İlahi sisteme gönderin tabii ki. Kabul edecek olan Rabbim. Şansınızın bol olduğu bir gün, duaların, dileklerin kabul olduğu bir gün aynı zamanda bugün. Sevgili arkadaşlar ve Koç burcu içinde çok güzel bir 7 Mart haftası görünüyor. Hadi bakalım inşallah diyoruz ve Boğa burcuna geçiyoruz. Boğa burcu için haftalık tarot açılımı. 7 Mart haftası tarot açılımı. Allah Allah, Boğa burçlarının kartları durmuyor. Yeniden seçeceğim. Boğa burcu. Boğa burcu 7 Mart haftası. Hadi bakalım. Haberleriniz yolda sevgili arkadaşlar. Beklediğiniz haberler geliyor. Ya da siz haber gönderecekseniz güzel haberler göndereceksiniz. İşle ilgili olabilir. Çok fazla işle, güçle, parayla ilgileniyor olabilirsiniz. Finansal durumla ilgili bir durum söz konusu. Fazla mesai yapabilirsiniz. Fazla harcama da yapabilirsiniz aynı zamanda. Harcamalarınıza dikkat edin. Kariyer anlamında, para anlamında uğraşacağınız, çabalayacağınız, yine finansal durumların peşinden koşacağınız, emek vereceğiniz bir durum bu haftada sevgili arkadaşlar. Bakın güzel haberleriniz geliyor Allah'ın izniyle. Yine paralar görüyorsunuzdur. Biz bunlara tılsım deriz. Tılsımları görüyorsunuz. Yine para, çalışma, kazanma derdindesiniz ve bir zafer ilan etme durumunun söz konusu sevgili Boğa burçları. Burada bir zafer ilan edeceğiniz, bir başarınızı, bir ben başardım, ben yaptım, oldu dediğiniz bir durum var. Burada insanlara gösterdiğiniz bir kazanım elde edeceğiniz bir hafta sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım. Koç boğa gayet güzeldi. Diğer burçlarda inşallah öyle güzel gelir ve geldik ikizler burcuna. 7 Mart haftası tarot yorumu. İkizler burcu. O ikizler burcu rekabette. Rekabet ortamında. Kendinizi kanıtlama derdindesiniz sevgili ikizler burcu. Bu mücadele veriyorsunuz. Aşkta mücadele veriyorsunuz. Aşıklar kartı geldi sevgili ikizler burcu. Havada aşk kokusu var. Bakalım bakalım neler çıkıyor. Kupa dokuzlusu geldi ve diyor ki bize siz aşk için çok mücadele etmişsiniz sevgili ikizler burcu.
Hayatınızdaki aşk için, hayatınızdaki ilişki için, hayatınızdaki kişi için çok mücadele etmişsiniz. Birbirinize rakip gibi de olmuşsunuz. Çok da didişmişsiniz. Kendinizi kanıtlamaya çalışmışsınız. Bu evlilik için, bu aşk için, bu ilişki için, bu aşk için siz yapmanız gerekeni yapmışsınız. Bu hafta artık bekle diyor size enerjiler sevgili arkadaşlar. Bekle, artık bekle. Otur bekle, bir şey yapmana, kendini kanıtlamana, aşkını kanıtlamana gerek yok dedi sevgili ikizler burcu. Mücadele etmene de gerek yok ve otur bekle dedi sevgili arkadaşlar ikizler burcuna. Evet ve geldik yengeç burcuna. Yengeç burcu 7 Mart haftası tarot yorumu diyoruz. Yengeç burcu 7 Mart haftası tarot yorumu. Yengeç burcu. Yengeç burçları bir küskünlük içindeyiz. Birilerine arkamızı dönmüşüz. Bir kırgınlık var. Birilerine engel koymuş olabiliriz. Oo, bitirmişiz birilerini. Ölüm kartı geldi. Sevgili arkadaşlar, hayatımızda birilerini bitirmişiz artık sevgili yengeç burçları. Ya da bu hafta bitireceğiz. Yani bitirmişsiniz derken daha bu 7 Mart için söylüyoruz bunları. Evet sevgili yengeçler, önümüzdeki hafta bir bitiş söz konusu. Hayatınızın bir alanında herkes kendi alanına göre, kendi durumuna göre, yaşam hikayenize göre alın, kabul edin. Arkanızı döndüğünüz bir durum var, bir kırgınlığınız, bir küskünlüğünüz var. Her ne kadar kırgınlık da olsa duygularınızı tam olarak bitirmemişsiniz ama bu bitti diyorsunuz. Yani benim için öldü, bitti artık. Ya da bu durum bu şekilde gitmez, bitmez de diyor olabileceksiniz belki sevgili arkadaşlar. Bazılarınız için bu bir ilişkiyi bitirme, bir işi bitirme, bir arkadaşlığı bitirme söz konusu olabilir ve bitirdikten sonra ben daha sağlam adımlar atacağım diyeceğiniz bir hafta sevgili arkadaşlar. Kendi güveniniz, özgüveniniz yerinizde olacağı, aynı zamanda da daha sağlam, daha somut adımlar atacağınız, kendinize güvendiğiniz, daha doğrusu geleceğiniz için bunu yapmam gerekiyor dediğiniz ve bitirmeniz gereken bazı durumlar söz konusu bu hafta sevgili yengeçler. Ve geldik hemen Aslan burcuna. Aslan burcu 7 Mart haftası tarot yorumu. Aslan burcu. Aslan burcu. Aslan burcu. Aslan burcu. Bir tamamlanma. Evet, birlik, beraberlik, mutluluk, huzur. Daha ne olsun? Bu hafta sizi bekliyor inşallah Allah'ın izniyle. Ve dünya kartı. Kendi dünyanızı kurmak. Sevgili arkadaşlar, kendi dünyanızı kurmak. Ama bu kart kendi sıçradı. Ve ben de aldım, kabul ettim diyelim. Her ne kadar kendi dünyanızı kurarken, her ne kadar ailenizle mutluysanız da, kartımız da diyor ki etrafındakilere dikkat et. Etrafındakilere dikkat et, ya da siz yapıyorsanız da siz yapmayın. Dünyanızı kurarken, ailenizi kurarken ufak tefek yalanlar, arkadan iş çevirmeler söz konusu olabilir. Böyle durumları yapıyorsanız ya da böyle bir durumlar da yapabilirsiniz. Bu dünyayı kurabilmek için, kendi hayatınızı kurabilmek için, kendi huzurunuz için, mutluluğunuz için arkadan işler çevirmek, ondan sonra ikili oynamak, manipüle etmek ve yalan söylemek. Yani yalan söylemek derken söz verip sözünde duramamak, 2-3 kişiyi aynı anda idare etmek durumunda kalabilirsiniz. Neden bunları yapmak zorunda kalıyorsunuz? Aileniz için, kendi huzurunuz için, kendi dünyanız için, kendi mutluluğunuz için, ailenize uzak tutmak için, aynı zamanda ailenizi korumak için bazı ufak tefek yalanlar, kandırmalar, dolandırma demeyeyim ama işte nasıl söyleyeyim? Etrafınızdaki kişilere karşı bu şekilde yaklaşım, bu şekilde bir enerji
olabilir sevgili arkadaşlar. Siz yapmıyorsanız bile etrafınızda böyle bu şekilde size yaklaşan insanlar olabilir ailenizin etrafında sevgili arkadaşlar. Buna da böyle dikkat edin. İki seçenek sundum. Bazılarınız için öyle olabilir, bazılarınız için de bu şekilde olabilir. Herkes kendi durumuna göre alsın, kabul etsin diyorum ve Başak Burcu'na geçiyorum. Başak Burcu 7 Mart haftası tarot yorumu. Başak Burcu 7 Mart haftası tarot yorumu. Oo, kupası, Başak Burçları. Güzel bir teklif var. Güzel, mutlu haberler var sevgili arkadaşlar. Güzel başlıyoruz haftaya. Bu kart hemen hemen bütün burçlarımıza geldi ve yine bir tamamlanma, duygusal anlamda tamamlanma. Ailenizin bir araya geldi, bir ortaklığın bir araya geldi, bir fırsat, bir şans, şifalanma sevgili arkadaşlar. Yani ailenizi, yuvanızı tekrar toplamaya çalışırken sevgili Başak Burçları, ya bir teklif siz götüreceksiniz ya size gelen bir teklif var. Aile kurmak adına da olabilir. Size gelen bir evlenme teklifi de olabilir. Aynı zamanda kimileriniz barışma olabilir. Tekrar bir araya gelmek olabilir. Mutlu haberler olabilir aileniz adına ve sizin adınıza. Aileniz derken kimileri bekar, bekarlar için bir tamamlanma evlilik olabilir. Evli olan insanlar için de evlilikleri için bir teklif, evlilikleri için, evliliklerinin tamamlanması, huzuru için, bolluğu için, bereketi için bir fırsat, bir şans doğabilir. Bir yıldızlar doğuyor artık bu hafta hayatınıza sevgili Başak Burçları. Ve geldik Terazi Burcu'na. Terazi Burcu 7 Mart haftası tarot yorumu diyoruz. Terazi Burcu 7 Mart haftası tarot yorumu. Terazi Burçları, uzun zamandır siz böylesiniz, yine böylesiniz. Öldüm, bittim, tükendim diyeceğiniz bir hafta. Artık sonuna gelmişsiniz sevgili arkadaşlar. Bu hafta son. Bu yaşadıklarınız, bu çektiğiniz sıkıntılar Allah'ın izniyle bu hafta son artık sevgili Terazi Burçları. Yani bu hafta çektiğiniz acıların sonuna geldiniz. Dibin en dibini görmüşsünüz zaten. Daha onun dibi yok sevgili arkadaşlar. Dipten sonra tekrar ayağa kalkmak var. Burada zaten yere uzanmış biri görünüyor. Bakın, kılıçlanmış. Artık ayağa kalkılacak sevgili arkadaşlar. Hem de nasıl sağlam bir şekilde ayağa kalkılacak. Geleceğiniz için, kendiniz için artık ayağa kalkıp kendi özgüveninizi yerine tekrar gelip, yani özgüveninizin yerine tekrar gelmesiyle kendinizi sağlam adımlar atacağınız artık bazı durumlara, bazı enerjilere, bazı ilişkilere, bazı işlere adım atacağınız bir hafta sevgili arkadaşlar. Biraz böyle ağırdan olabilir, biraz ya da siz kendinizi ağırdan alabilirsiniz. Eskisi gibi davranmayabilirsiniz. Eskiden daha böyle atak davranıyorsanız, daha böyle girişkenseniz ya da değişkenseniz artık daha sabit duracağım diyorsunuz. Kararlarımdan da vazgeçmeyeceğim artık diyeceğiniz bir hafta. Bu hafta karar verme haftası aynı zamanda sizin için sevgili Terazi Burçları ve kendi içinize çekilip kendi yolunuzu bulma haftası sevgili Terazi Burçları. Kendi yolunuzu bulacağınız, aydınlatacağınız, bazı şeyleri kendi içinizde muhakeme ve sorgulamasını yapacağınız, gideceğiniz yolu iç sesinizi dinleyerek yapacağınız bir hafta sevgili arkadaşlar. Ama bu hafta sağlam bir hafta, artık karar verme haftası sevgili teraziler için. Ve geldik Akrep Burcu'na. Sevgili Akrep Burçları, bakalım bakalım. Sevgili Akrep Burçları. Yedi Mart haftası tarot yorumu. Akrepler için 7 Mart haftası tarot yorumu. Oo, sevgi enerjisi içindeyiz. Hadi bakalım. Beklediğimiz biri var. Seviyoruz ve bekliyoruz. Bağlıyız, bağımlıyız sevgili arkadaşlar. Bağımlılık yapmışız sevgili Akrep Burçları, tutkuyla, aşkla bağlı olduğumuz, bağımlı olduğumuz bir durum var. Aynı zamanda burada kendimizi
Şimdi akrep burçları şöyle anlatacağım. Sevgili arkadaşlar, ben de bir yükselen akrep olarak şöyle bir şey söyleyeceğim. Akrep burçları biraz böyle sessizdirler aslında normalde. Beklerler, 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 sabrederler. Evet, tutkuludurlar. Aşkla tutkuludur, işinde tutkuludur, bağlıdır, bağımlıdır. Hemen kopamayız. Takıldık mı takılırız aynı zamanda. Bu bir kişi olabilir, bu bir iş olabilir, çocuk olabilir, anne olur, baba olur falan filan. Herkes kendine göre alsın. Biz o sessizliğimizin biteceği bir hafta sevgili akrep burçları. Sessizliğimizde nasıl bitecek? Sen benim ayağıma geleceksin. Benim istediğim gibi olacak. Eski, daha önceki davrandığınız, boyun eğdiğiniz mazlum akrep gidiyor. Daha böyle bekleyiş içinde olan akrep gidiyor. Yerine sen benim ayağıma geleceksin, ben seni ayağıma getireceğim diyeceğiniz ve güçlü olacağınız bir hafta sevgili akrep burçları. Ben seni istiyorum ve alacağım. Ben istediğimi alırım diyeceğiniz bir hafta. İstediğiniz şey için harekete geçeceğiniz bir hafta. Beklemişsiniz yeterince. Bekledim, bekledim, sabrettim, bağlı kaldım, bağımlı kaldım, sadık kaldım ama artık beklemiyorum, bağlı da kalmıyorum. Ben artık harekete geçiyorum, eyleme geçiyorum diyeceğiniz bir hafta sevgili akrep burçları. Hadi bakalım. Akrep harekete geçerse Allah yardımcılar olsun. Hadi geldik yay burcuna. Yay burcu. Yay burcu. 7 Mart haftası tarot yorumu. Yay burcu 7 Mart haftası tarot yorumu diyoruz ve bakalım ne çıktı. Oo, bir mahkeme sevgili yay burçları. Kimilerimiz için gerçek anlamda da bir mahkememiz olabilir. Buradan bu mahkemenin sonuçlanması söz konusu olabilir. Kimilerimiz için bir muhakeme yapmaktır. Kimilerimiz için yeniden ayağa kalkmaktır. Yeniden başlamaktır. Yeniden hayat kurmaktır sevgili yay burçları. Aynı zamanda sanki şöyle bir durum var. Birinden ayrıldınız, yani evliydik öyle düşünelim. Evliyiz, ayrıldık ve bu kişi tekrar bize dönme gibi bir durum söz konusu olabilir bazılarınız için. Ve siz de oturduğunuz yerde işte nasıl ayağıma geldin enerjisinde olabilirsiniz. Ya da bazılarımız için de şöyle bir durum söz konusu olabilir. Bazı şeyleri kendi içimizde muhakeme yapıp sorgulayıp kendi mahkememizi kendimizin yaptığı ve yeni hayat kurmak istediğimiz için, kendimize yeniden hayat kurmak yani yeniden hayat kurmak isteyeceğimiz için harekete geçeceğimiz bir hafta sevgili arkadaşlar. Ben artık harekete geçiyorum. Ben içsel sorgulamamı yaptım. İçsel muhakememi yaptım. Ve hayatımda yeniden doğmak istiyorum deyip tekrar ayağa kalkıp harekete geçip yeni başlangıçlar için adım atacağınız bir hafta sevgili arkadaşlar. Ve kendinizi imparatoriçe gibi gördüğünüz bir hafta sevgili arkadaşlar. Yani şöyle bir şey, sanki tırnağınızı bile oynatmadan her şey yoluna girecekmiş gibi bir hafta. Siz oturuyorsunuz yerinizde imparatoriçe gibi ve her şey sizin önünüze sunulacak gibi, yani sunulacak olan bir hafta. Her şey önünüze gelebilecek bir hafta. Ya da şöyle bir şey de olabilir. Nasıl anlatayım? İlahi adalet diyebiliriz aslında. Bir bakarsınız her şey ilahi adaletin. Tabii ki Rabbimin sayesiyle. Zamanında çektiğiniz çilelerin bu hafta yerinizde oturarak mükafatı ayağınıza gelebilir sevgili yay burçları diyorum. Aldık, kabul ettik. Sevgili Oğlak burcuna geçiyorum. Oğlak burcu 7 Mart haftası tarot yorumu. Oğlak burcu 7 Mart haftası tarot yorumu. Oğlak burçları bir fırsat, bir şans, bir teklif gelebilir sevgili arkadaşlar. Ama bu teklif sizin hayal ettiğiniz gibi bir teklif olmayabilir.
Çünkü siz daha farklı bir şeyler bekliyor olabilirsiniz. Gelen teklifi küçük bulabilirsiniz aynı zamanda. Beğenmeyebilirsiniz. Ve bu gelen teklifle kafanız biraz karışabilir. İkilem yaşayabilirsiniz. Ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Bu gelen teklif ya da gelecek olan bu teklifle kafanız biraz karışabilir aynı zamanda. Aynı zamanda dediğim gibi bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ben bu kadar beklemiyordum. Yani böyle beklemiyordum diyebilirsiniz sevgili oğlak burçları ve bu da biraz sizin kafanızı karıştırabilecek bir hafta. İkilem yaşayabilirsiniz, ne yapacağınızı bilemeyeceğiniz bir hafta gibi görünüyor sevgili oğlak burçları. Ve geldik kova burcuna. Kova burcu 7 Mart haftası tarot yorumu diyorum. Kova burcu 7 Mart haftası tarot yorumu. O aşıklar, sevgili kova burçları, hadi bakalım, aşk enerjisi üzerimizde, aşkla başlıyoruz haftaya sevgili kova burçları. Aynı zamanda hem aşkla başlıyoruz hem kutlamalar sevgili kovalar, hadi bakalım. Ve değnek kralı, organize işler, yapmak istediğiniz işleri yapma, artık harekete geçme, aşk için harekete geçme, eğlenmek, mutlu olmak, organize yapmak, yani partiler yapmak, böyle durumlar içine girebilirsiniz. Böyle organize işlerin içinde bulunabilirsiniz, kutlamaların içinde bulunabilirsiniz. Aşk enerjisinin hakim olduğu ve kutlamalar yaptığınız bir hafta. Aynı zamanda da bu kutlamaları düzenleyeceğiniz, harekete geçeceğiniz, eyleme geçeceğiniz bir durum sevgili kova burçları. Ve geldik balık burcuna. Balık burcu 7 Mart haftası tarot yorumu diyoruz. Balık burcu 7 Mart haftası tarot yorumu. Balık burcu. Bir şövalyemiz var sevgili balık burçları, yolda geliyor. Bir de tılsım prensimiz var sevgili balıklar. Ve adalet sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var sevgili balık burçları. Daha önce sizi bırakıp giden kişinin tekrar dönmesi gibi, yani ex partnerin geri gelmesi gibi bir durum söz konusu olabilir bazılarınız için. Bu kişi size sağlam tekliflerle gelebilir. Sağlam bir size sağlam derken somut anlamda, kalıcılık anlamında, artık gelecek vaat edecek bazı sözler vererek gelecek, yani gelebilir sevgili arkadaşlar. Ve bunu yapan ilahi adalet, ilahi adalet bu kişiyi sizin karşınıza tekrar getirme durumu söz konusu sevgili balık burçları. Ex partner olur, eski eşiniz olur, aklınızdaki kişi olur ya da daha önce iş yaptığınız bir kişi olur. Ama bu kişi size tekrar gelip tekrar hem duygularını söyleyecek, siz yapamadığını söyleyecek, size olan sevgisini anlatacak. Aynı zamanda size kalıcı vaatlerde bulunacak ve adaletin kestiği parmak acımaz deyip ilahi adaletin tecelli edeceği bir hafta sevgili balık burçları. Gerek aşk anlamında alın bunu, gerek iş anlamında alın sevgili balıklar. Evet, güzel geldi. Tüm burçlarımız için güzel geldi. Sevgili arkadaşlar, güzel bir hafta olması dileğiyle 7 Mart haftası tarot aşılımımızı da gerçekleştirdik. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.